İslam dininde şehirlerin anası olarak görülen Mekke, Hazreti Muhammed'in doğduğu ve İslam'ın ortaya çıktığı bir şehir olduğu gibi, çok eski zamanlarda kurulmuş olmasıyla da bu unvanı almıştır. Bunun yanında Mekke'nin fethedilmesiyle İslam dininin de doğmuş olması bu şehri kutsal bir şehir yapmaktadır. Kabe ise Mekke'de Mescid-i Haram'da yer alan ve İslam dininde en kutsal sayılan camidir. Kabe, İslam dininin ilk ve en kutsal mekanı olarak kabul edilmektedir. Kısacası Mekke kenti ile Kabe birbirinden ayrılmaz bir kutsallıkta anılır ve bu Kur'an'da da onaylanır. Tüm bunlarsa Kabe'yi Müslüman aleminin en kutsal yerlerinden biri yapıyor. Geçtiğimiz yılsa Kabe'ye dair bir tartışma yaşanmış ve bu tartışmanın etkileri hala günümüzde dahi sürüyor. Gelin bu olaya daha yakından bakalım. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, devam eden inşaat çalışmalarını denetlemek için Kabe'nin üstüne çıkmıştı. Geleneksel olarak törensel bir biçimde gerçekleştirilen Kabe'nin temizliği etkinliğine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katılmış. Prensin ajandasında bulunmayan bu etkinliğe sürpriz katılım, beraberinde üst düzey güvenlik önlemlerini de getirmişti. 600 askerin bir anda geldiği harem alanında güvenlik çemberi oluşturulmuş. Üst düzey güvenlik önlemleriyle Kabe'ye gelen Veliaht Prens, önce Hacrül Esved taşını öperken daha sonra kurulan platformla merdivenlerden Kabe'nin içine girmiş. Kabe'nin içinde de namaz kılan Selman, daha sonra burada bir bezle temsili temizlik yapmış. Temizliği sırasında kameralara da poz veren Prens, daha sonra Kabe'nin içindeki merdivenlerden en üstüne çıkmıştı. Ülkedeki tüm kontrolü ele aldığı günden bu yana modernizasyon çalışmalarına devam eden ve ülke tarihinde görülmemiş kararları hayata geçiren İbn Selman'ın inşaat çalışmalarını denetlemek için Kabe'nin üstüne çıkmasıysa tepkilere sebep oldu. Ayrıca tavaf alanına büyük bir koruma ordusuyla gelen, bir süreliğine Müslümanların ibadetlerine engel olan Muhammed bin Selman, çok sayıda eleştirinin de hedefinde yer aldı. Veliaht Prens'in Kabe'nin üstüne çıkması, sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri oldu. Arap medyasında yer alan haberlere göre Selman, yıllar önce başlayan ve Mekke'deki harem alanını geliştirme amacıyla devam eden projelerin ilerleyişini görmek için kendisi bizzat Kabe'ye çıkıp projeleri yakından görmek istedi. Osmanlı döneminde Kabe'ye olan saygıdan dolayı kutsal mekanda büyük bir yapı yapılmazken, günümüzde geleceğin lideri olarak adlandırılan prens, Kabe'yi ayaklarının altına almaktan geri durmuyor. Bu da elbette birçok insan tarafından hoş karşılanmamakla beraber prens birçok eleştiri alıyor. Çok sayıda kişi ise Selman'ın Kabe'nin üzerine çıkması ve ardından dünya çapında yaşanan felaketler arasındaki zamanlamaya dikkat çekiyor. Öyle ki 2020 yılında dünya genelinde yaşanan felaketleri Selman'ın Kabe üzerine çıkmasına bağlayanların sayısı hiç de az değil. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kabe'nin çatısına çıkması sizce doğru mu? Özellikle 2020 yılının başından beri yaşadığımız kabus gibi olaylarla bunun bir bağlantısı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.